Evet değerli basın mensupları, bugün geçen hafta 27 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Türkiye kamuoyuyla paylaştığı petrolle ilgili müjdenin, biliyorsunuz iki kuyu Diyarbakır'daydı, birisi Trakya'daydı paylaşılan müjdede. İşte o iki kuyudan birisi olan Diyarbakır ili Kocaköy ilçesi Yenişehir 1 petrol kuyusu sahasındayız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürü Mustafa Bey biraz önce içeride hem buradaki kuyuyla ilgili, Yenişehir 1 kuyusu ve sahasıyla ilgili, hem de Diyarbakır'daki diğer petrol üretim ve arama faaliyetleriyle ilgili kendileri bir briefing verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, üzerinde bulunduğumuz Yenişehir 1 kuyusu, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği bu kuyu 1870 metre derinlikte günde 3000 varillik bir üretim olacak inşallah bu kuyudan. Ve inşallah en düşük ihtimal 4,5 milyon varillik bir üretim olacak. Doğru mu Mustafa Bey? Bu kuyudan. Ama onun üzerinde de tahminler var. İnşallah Rabbim bize buradan daha bol kazançlar nasip etsin. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır geneline baktığımızda bütün sahalarda hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ve hem de özel sektörün petrol hem üretimi var hem de arama faaliyetleri var. Şu anda Diyarbakır'da 2017 yılında, burası önemli arkadaşlar, 2017 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır'daki günlük üretimi 6500 varilken şu anda 14700 varile çıkmış durumda bu kuyuyla beraber. Günlük üretimi 14700 varile çıktı sadece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın. Özel sektörle beraber baktığımızda Diyarbakır'da şu anda günlük petrol üretimi 22800 varil seviyesinde arkadaşlar. Bu ne demek? Bugünkü petrol, ham petrol varil fiyatına baktığınızdaki 65 dolarlar civarında 1,5 milyon dolarlık günlük Diyarbakır sınırları içerisinde petrol üretimi var. Allah bereketini artırsın. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır ili sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesiyle arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bu yapılan aramalardan da yine Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim diye temenni ediyoruz. Çünkü çok gerçekten önemli çalışmalar var Diyarbakır'da, farklı bölgelerde. İnşallah bu çalışmalar sonuçlandığında hepimizin yüzünü güldürecek müjdeler verebilelim diye temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hem yerüstü zenginliklerimizi, hem yeraltı kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi halkımızın, milletimizin hizmetine sunma konusunda hem kamu kurum ve kuruluşları, hem özel sektörümüz, hem yerel yönetimlerimiz el birliğiyle vatandaşımızın hizmetinde olmaya, vatandaşımıza yeraltı ve yerüstü zenginliklerini vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İnşallah Diyarbakır önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla beraber Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de önemli petrol şehirlerimiz var ama Diyarbakır bu çalışmalarla beraber Türkiye'nin önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak. Rabbim çalışmalarımızı kolay kılsın. Rabbim bereketlendirsin. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hem Batman Bölge Müdürümüz ve ekibine, hem alanda bu sıcakta emek veren, alın teri döken bütün arkadaşlarımıza Diyarbakır Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Onlara kolaylıklar diliyorum.